Bir defa bu ülkede çiftçiliği köylü yapar. Bu unutulmasın. İkincisi maliyetlere bakın %600. Yani bir yıllık maliyetteki artış bu. Gübrede %600, %233 ilaçta, tohumda %110. Bana zaman zaman şu soruluyor. Ne olacak bu çiftçinin hali diye kentte, şehirde, İstanbul'da. Şunu da demiyorum ama demek istiyorum. Dilimin ucuna geliyor. Köylü bir şekilde kendini karnını doyuracak bir yer eker. Meseleyi halleder. Konu aslına bakarsanız çiftçi meselesi değil, sizin meselenizdir. Kentlerde yaşayanların meselesidir. Bütün bu şartlarda ne olduk? Bir de şeker ithal eder hale geldik. Şeker bizimdir, bizim kalacak. Fabrika can damarı buranın yani. Pancar şekeri biterse biz biteriz. Tam ibretlik bir durum bu. 22-23 yıldır biz şeker pancarından yapılmış şekeri ithal etmiyoruz. 2018 yılındaki özelleştirilmede gördük ki biz hep şeker fabrikaları kesinlikle özelleştirilirse ülke kaosa gider diye. Yükselen seslere kulak tıkandı, şeker fabrikaları özelleştirildi. 2018'deki uyarılar çok geçmeden 4 yılın sonunda gerçek oldu. Türkiye şeker ithalatına başlıyor. 2018'deki fabrikalar satılmamış olsaydı bugün bu ithalata gerek kalmazdı. Piyasada aktif olarak Türk Şeker rol alacaktı ve bugün şeker piyasasında yaşanan o kaosu bu ülke yaşamayacaktı. Bu ülkede o yok bu yok diyenlere de biraz kapak olsun diyorum. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin bu sözlerinden 1,5 ay sonra alındı 400 bin tonluk şeker ithalatı kararı. Tam da Tarım Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in şeker fazlamız var dediği günün gecesi. Üretmezseniz yoksunuz. Bizim şeker noksanımız yok, fazlamız var. Türkiye şeker fabrikalarının özelleştirilmesi demek ülkede şeker kıtlığının çekileceğini ve nişasta bazlı şekerlerin önünü açma niyetindeydiler. Ağlayacağım geliyor ama ağlamak işe yaramıyor. Bunları yapanlar büyük emeklerle yaptılar. Gözyaşları, tartışmalar hiçbiri fayda etmedi. 2018 yılında 14 şeker fabrikası özelleştirildi. Oysa o fabrikalar şeker üretiminin yanı sıra tüm bölgeyi kalkındırıyordu. Küspesi hayvana yem oluyor, fabrikalar bölge halkına istihdam sağlıyordu. Fabrika olmasa zaten, fabrika olmasa yaşam olmaz. Şeker fabrikaları hiçbir zaman için zarar etmez. Zarar etmeyen o şeker fabrikaları özelleşince kamunun piyasadaki etkisi azaldı. Şeker fiyatları özel firmaların inisiyatifine kaldı. Fiyatlar arttı. Türk Şeker de şeker fiyatlarına Mart ayında 2 kez zam yaptı. %20 zam üstüne şeker, %31 daha zamlandı. Marketlerde 1 kiloluk toz şekerin satış fiyatı 20-25 liraya dayandı. Bizim şeker arzımız, şeker sıkıntımız yok denirken bugün 400 bin ton şeker ithalatı kararı alanlar nasıl bunun altına imza atabildiler? Mevcut şu anki Tarım Bakanı'nın bu tablo karşısında da istifa etmesi gerekiyor. Tarım yazarı Saadettin İnan'a göre ithalat yine çare olmayacak fiyatlara. Kazanan ne üretici ne de tüketici olacak. Büyük bir rant çevresi, onlar kazanacak. Devlet geri bunlardan alsın. Biz devletimize çalışmak istiyoruz.